Rüzgar Hanım gece kulübünden erken ayrıldı. Sinan Bey genç, alımlı bir arkadaşıyla ilgilendi. Arkadaş desem çok samimiydiler. Ver şu fotoğrafları. Kimlerdenmiş? Ona bir şey diyemeyeceğim şu anda. Kızın kafasında bir sorun var gibiydi. Sinan Bey'in kapısına kadar gelip saçma sapan bir şeyler söyledi. Rüzgar Hanım'ın arkadaşı değil anladığım kadarıyla. Yanlış anlamazsanız aralarında aşk gibi bir şey var galiba. İki türlü olasılık var. Ya bu oğlan torunumu aldatıyor ki inşallah böyle bir şey yoktur. Ya da bunlar hiç evlenmediler. Geniş hayatı yaşıyorlar. Ayrı gayrı herkes kendi hayatında huzurlu. Öğreniriz. Öğreneceksiniz. Sen takibe devam et. Ya dün gece de sana ayıp oldu. Ya o kargaşanın içinde kaybolup gittin. Yok ben baktım olay gerginleşecek, duramadım zaten. Gerçi gecenin sonunda tatlıya bağlandı olay ama. Aa, barıştınız yani. Ya öyle çok büyük bir küslük yoktu zaten. Gerçi hatırlıyor mu onu da bilmiyorum. Herhalde barıştık. Ama yine de Pelin bu. Yani her an bir şeyi kafasına takıp bir hışımla restorana girebilir. Günaydın millet. Günaydın kardeşim. Ne yapıyorsun? İyiyim de. Ben seni bugün beklemiyordum. Vallahi iyi uyandım, geleyim dedim. E yüzü gülüyor bunun. Sen gelsi göremedin. Ben onların gidişlerini gördüm. Kesin barışmışlardır dedim. Ayrıca anlatırım onu. Ben asıl şu bizim küçük fareyi merak ediyorum. Düştü mü kafese? Ha? Bak o aklımdan çıkmıştı. İyi hatırlattın. Berkay. Hadi gel bizimle. Anlat bakalım Berkay. Her şey planladığınız gibi gitti Sinan Bey. Bana para teklif etti şefim. Hem mahkemede onun aleyhine ifademi değiştirmemi istiyor. Hem de elimizde ne kadar delil varsa yok etmek istiyor. Yani benimle olan görüşmeleri falan, ne kadar kamera kaydı varsa hepsini silin demiş avukat. Bu güvenlik kamerası kayıtları. Aynen. Özellikle benimle olan görüşmeleri. O siparişlere zehir attığımız günkü görüntüleri falan hepsini silip hiç sorunsuz çıkıp mahkemeyi kazanmak istiyor. Bu güzel oldu. Beni iyi dinle Berkay. Anlatacaklarımı harfiyen yapacaksın, tamam mı? Onu kendi silahıyla vuracağız. Kayıtlarda da öyle çok elle tutulur bir şey yoktu. Ama onları sileyim derken iyice yakayı ele verdi. Şuna bak. Yazık. Ne hale düşmüş. Anne sabahtan beri arıyorum, niye açmıyorsun? Hayır, bir şey olmadı da olacak. Yani dedem delirtiyor beni. Ne? İnanmıyorum. Kendisi mi söyledi? Hayır anne, idare edemem. Ya ne yapayım? Gittiğim her yerde böyle arkamı duvara dönüp mü oturayım? Bir dakika. Nasıl biri? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.